Osmanlı'da Mevlid günü sevinci. Devlet-i Aliye'de Mevlid gecesi kutlamaları Kanuni döneminden itibaren sarayda başlasa da resmi bir tören haline gelmesi 3. Murat döneminde olur. Mevlid gündeminde resmi tören Sultanahmet Camii yapılana kadar Ayasofya Camii'nde gerçekleşirdi. Padişahın merasim erkanı ve muhafızlarının katılımıyla saraydan camiye doğru gidip gelmesine Mevlid alayı denirdi. Alay camiye yaklaştığında müezzin Fetih Suresini okumaya başlardı. Müezzin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini okuduktan sonra vaiz kürsüye çıkarak vaaz verirdi. Sohbetin ardından Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i okumaya başlanırdı. Törende şeker, şerbet gibi Osmanlı'ya has lezzetler dağıtılırken Mevlid hanlara padişahlar tarafından özel armağanlar verilirdi. Ülkenin dört bir yanında bulunan camilerde, mescitlerde ve evlerde mevlidler okunarak Mevlid gecesi Osmanlı'da ihya edilirdi.